Sual. Kutbi Ayşat ile, bütün insanlara iman ve hidayet geldiği halde bazılarının bunlara düşmanlığı nereden geliyor? Cevap. Bugün memleketimizde ve bütün dünyada bir mürşidi kamil, bir arifi mükemmel bulunduğunu bilmiyoruz. Evet, kutbi medar. Her zaman bulunur. Şimdi de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında da vardı. Bunlara, kutbül aktab da denir. Fakat, bunlara inziva lazımdır. Bunları kimse tanımaz. Hatta, bazen, kendileri bile kendilerini bilmez. Kutbi irşad ise, kayyumi alemdir. Herkese rüşt ve iman, bunun vasıtası ile gelir. İslamiyeti korur. Dini İslam başı boş kalmaz. Din düşmanları pervasızca, dini yıkmaya, değiştirmeye saldıramaz. İmam-ı Rabbani, Kaddesallahu Sörehül Aziz, Me'arifi Ledünniye. Kitabında, 35. Marifette buyuruyor ki, Kutbi-i Ebdal, yani Kutbi-i Medar, alemde, dünyada her şeyin var olması ve varlıkta durabilmesi için feyz gelmesine vasıta olur. Kutbi-i Ayrşad ise, alemin ayrşadı ve hidayeti için feyizlerin gelmesine vasıta olur. Her şeyin yaratılması, rızkların gönderilmesi, dertlerin, belaların giderilmesi, hastaların iyi olması, bedenlerin afiyette olması, kutbi ebdalin feyizleriyle olur. İman sahibi olmak, hidayete kavuşmak, ibadet yapabilmek, günahlara tevbe etmek ise, kutbi irşadın feyizleriyle olur. Her zamanda, her asırda kutbi ebdalin bulunması lazımdır. Hiçbir zaman, bunsuz olamaz. Çünkü alem bununla nizam bulmaktadır. Bunlardan biri ölünce, bunun yerine başkası tayin edilir. Fakat kutbi irşadın her zaman bulunması lazım değildir. Öyle zamanlar olur ki, alem imandan ve hidayetten büsbütün mahrum kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o zamanın kutbi irşadıydı. O zamanın kutbi ebdali de Ömer, radıyallahu an ve Veysel Karani, Kaddesallahu Teala Sörehül Aziz idi. Kutbi irşad ile, bütün insanlara iman ve hidayet gelmektedir. Kalbi bozuk olanlara gelen feyizler, dalalet, kötülük haline döner. Şeker hastasına verilen kıymetli gıdaların, onun kanında zehir haline dönmesine benzer. Yahut safrası bozuk olana, tatlının acı gelmesine benzer. Tam İlmihal sayfa 909. Kaynak. Dinimizislam.com